Bu serimizin ilk videosu kaç izlenmiş bakalım? 24.000 beğeni almış. Bu videoda 15.000 beğeni gelirse 3. bölümü efsane YouTuber'larla ilk mesajlarımı göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Ankara'dan dünyaya ey, istersek gidek aya ey, Rotterdam dam dam dama binaya, verdim beyni kiraya. Bakın yeni bir üst aldım. Güzel değil mi öyle kızgın boğa? Kızgın boğaların üstüne düşmüş YouTuber'ım ben. Soldum bir kere, geriye dönersem yok olayım ben. Koştum Enes Batu. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, böğün canlı ders var mı? Var. Açılır açılır gözleri gülümün. Bugün sizlerle birlikte YouTuber'larla ilk mesajlarımı gösterdiğimin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Rayman'i göstermiştim arkadaşlar. Bu bölümde de tanıdığınız YouTuber'larla devam ediyorum. Üçüncü bölümü istiyorsanız aşağıdan bir like butonuna abonabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, Mehmet Kaymak, ben Gençhane. Oyun kanalıma da efsane videolar geliyor arkadaşlar. Şu kartlar kısmından oyun kanalıma, burada mı? Burada. Bulun ya, yukarılardan bir yerlerden ulaşabilirsiniz. O zaman ilk YouTuber'ımıza geçelim. İlk olarak Mustafa Ak. Ben direkt üste çıkıyorum. İlk mesajlarımı okuyorum size. Mustafa Ak'la garip bir şekilde tanıştık. Çünkü ilk başta ikimizin de bir ön yargısı vardı birbirimize. Ben onu sevmiyordum, o beni sevmiyordu. Olayı anlatayım, tanışma olayımızı. Ben bir platformda yayın açıyordum. Reklam değil, çok güzel. Umarım buradan reklam alırım. Çikolatalı süt reklamı bekliyorum. Ben yayın açıyordum arkadaşlar. Yayınımda sabah yayınları olduğu için az izleniyordu. İşte Mustafa chat'e geldi, bağış attı. Bir şey deyip bağış attı. Ben de ona sinirlendim. Ben de ona laf attım. Sonra yayın sonunda da sen bana mı kızdın bakayım yazmış. Ben de Mustafa Reis, TikTok hayırlı olsun. O arada TikTok'a başlamış. Evet, tüm YouTuber'lar artık TikTok'a başlamış. YouTube'da göründüğüm gibi değilim. Normal hayatta ön yargım var bana karşı yazmışım. Benim kimseye ön yargım yok ki. Normalim ben. Herhalde burada ayık kafayla yazamadı. Normalim ben. Nerede oturuyorsun sen? Ankara yazmışım. Random atmışım. Tamam, İstanbul'a geleceksin. Tamam mı? Hafta içi herhangi bir gün gel. O arada okula gidiyordum. Abi nasıl geleyim? Okul var. Bir gün izin alacaksın. Gel. Hayda, bizimkilerle konuşmam lazım. Onu GT yap da kendimize gelelim. O ara yani adam beni İstanbul'a çağırıyor ama takipleşmiyoruz, bir bağlantımız yok. Ben de geri takip yap dedim, bir yakınlaşalım dedim. O da yaptım. İşte ben Mertcan Bağır'la yayın açtım Twitch'te, normal sorular soracağım dedi. YouTube sayesinde dın 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 falan kötü sorular sormuş. Ben de o benim alamın oğlu, biliyor musun, öz alamın oğlu, hatta akrabaymış. Ne güzel, milletin YouTuber akrabası var. Benim akrabam yok, benim akrabalarım YouTube'un ne olduğunu bilmiyor. Gerçekten bak, yemin ederim, bir kız istemeye gitsem oğlumuzun mesleğine YouTuber. Böyle olacaklar ya. Neyse, işte Mertcan Bağır'la tanışmamızı falan konuşmuşuz burada. Öyle normal bir konuşma, öyle birimiz tanışma konuşması. 2018'de 2 yıl önce konuşmuşuz. Diğer YouTuber'ımız Berat Toksöz. Evet, Berat abi. Hatta bana bir şaka videosu yapmıştı, biliyorsunuzdur. Arabayla beni kandırıp gelmemişti, lüks arabayla gelmedi, Tifo'yla geldim. Aaa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 
Aynen kardeşim, ne habersin demiş. Ben de hiç abi, takılmaca senden ne haber? Ben de iyiyim, yeni geldim Ankara, öyle takılmaca. Berat abi sürekli geziyor. Okul, YouTube uğraşmaya çalışıyorum, biraz zorlansam da. Ve arkadaşlar, o zamanlar her old takipçiler bilir. O zaman hem YouTube'um vardı, hem okulum vardı. Okuldan çıkıyordum, koca koca video çekiyordum. Hatta okul üniformasıyla falan da video çekiyordum. Ah ne güzel azim, ne güzel başarı ve sonuçlarını aldık. Evet, bundan sonra linç yiyeceğim ama süt çok güzel bir şey. Keşke zamanında içseydim. Yine hikayesine yanıt vermişim. Mies yazmışım, adam yazmış. Hep hikayesine yanıt vermişim. Berat Bey ne yapıyorsunuz demişim, gülmüş. Bir insanın ne yaptığını sorunca gülmez yani. Kardeşim yazmış, son video çok efsane olmuş demişim. 2017'de ne videosu attı acaba? Aa teşekkür ederim. Bence başlık daha iyi olabilirdi demişim. YouTube için öneri vermişim. Erkek arkadaşımın saçını pembeye boyadık falan. Olabilir aslında, pembeyi vurgulamak istemedim, ne bileyim. Aynen olabilir. İzlenme başlığa ve thumbnail'a bakıyor.
Ve Berat abiye de bir thumbnail yapmışım. Ben yapmışım. Demişim bunu kullanabilirsin. Öyle yardımcı olmaya çalışmışım Berat abiye. Onu da seviyorum. Adamın dibidir. Umarım bu videoyu izlerse bana bir kıl kapmaz. Diğer YouTuber'ımıza geçelim. Abi yani YouTuber'lar aslında iyi insanlar. YouTuber'lara bir önyargıyla davranmayın. Sokakta görseniz sizi çevirmez arkadaşlar. Yapmayın, YouTuber'ları özmeyin. Özmeyin ama üzmeyin. Diğer YouTuber'ımız Şahan Gille. Şahan, Emrah abi. Emrah abiyle de 2018'de tanışmışız. Muhtemelen hikayesine not vermişim ama gözükmüyor. En tatlı aile yazmışım 2018'de. Vay kardeşim benim demiş. 2018'de bir daha hikayesine yanıt vermişim. Allah bağışlasın çok tatlı demişim. O arada yani Efe çok küçüktü Şahangillerin, yani Emre abinin oğlu. Çok küçüktü, şu an bayağı büyümüş. Vallahi bayağı zaman geçiyor. Ben de büyüdüm. Sesime bak, tipime bak. Bir de 4 yıl önceki halime bak. Genç halinden ne bileyim arkadaşlar. Allah bağışlasın çok tatlı. Sağ olasın kardeşim. 5 sene sonra o da genç hali olacak. Evet. Tüm minik YouTuber'lar hep küçük genç hali olarak anılıyor. Küçük genç hali aslında. Sonra hikayeme yanıt vermiş, kameram bozulmuş, darbe almış, aynı kamera bende de vardı, tamiri için dünyanın parasını istediler, yaptırmadım. Bakın kameramın bozuk halini size bulabilirsem gösteremem çünkü kameram şu an nerede bilmiyorum. Kameram bozulmuştu, onun hakkında yardım etmiş, bir daha hikayeme yanıt vermiş. Biliyorsunuz korona oldum, 14 gün evde kaldım. Geçmiş olsun kardeşim yazmış, sağ ol demişim, dikkat et demiş, ediyorum. Harbi dikkat ettim ya, ölüyordum, çok korktum korona oldum diye. Diğer YouTuber'ımıza geçelim. Muhtemelen bana kızacak ama Barış Bıra. Abi Barış Bıra, Barış abiyi çok seviyorum. Yani gerçekten yani çok iyi birisi. Yani gerçekten bir ön yargınız falan varsa, gerçekten tanısanız çok seversiniz Barış abi. AJ Love diye hikayesine yanıt vermişim. O da benim hikayeme yanıt vermiş. Keşke önce uyansaydın. Ben de Bram yazmışım, unicorn atmışım. Evet Barış Bıra, Barış abi unicorn'a benziyorsun. Beni seviyorsundur biliyorum ama unicorn'a benziyorsun. Çok tatlı bir unicorn'sun. Ben de unicorn atmışım, gülücük atmış. Ben de hikayesine yanıt vermişim. Ben niye bunu var mı diye okudum. Kanka herkes öyle okumuş. İçiniz ve sen. Bu Barış abi şey esprilerini çok yapıyor. 30+1 esprilerini çok yapıyor. Ben de öyle yapmışım. Orada şey yapmışım. Sonra benim hikayeme yanıt vermiş. O neymiş? İktira ve söyle, 3. aldığım koltukta benim göte dayan. Barış abinin götüne koltuk dayanmıyor. Buradan koltuk firmaları Barış abiye bir yedik olarak 3-4 tane koltuk verin. Evet. Benim de bu kaçıncı koltuğum? Bak size koltuğu, önceki koltuğumu göstereyim. Benim de küçük totoma dayanamadı bu koltuk. Bak. Koltuğun son haline bak. Bir insan istese koltuğa böyle zarar veremez abi. Bu koltuk ne böyle? Allah'ın belası. 2 yıldır bu can kardeşim, can yoldaşım bana yardımcı oluyor. Ben de Barış abinin hikayesine tatlış bir cevap vermiş. Adam evlendi, çocuğu oluyor, ben ne yazmışım. Çok tatlısın şekerim, düğüden. Barış abi ifşalandık, özür dilerim Barış abi, seni çok seviyorum. Buradan sana iyi dileklerimi gönderiyorum. Allah umarım çocuğuna analı babalı büyütmeyi nasip eder. Diğer YouTuber'ımız Doktor Aydın, kendisi eğlence videoları çekiyor, aynı kategorideyiz. Bu sefer o bana hikayeme yanıt vermiş. Selam nasılsın yazmış. Ben de iyiyim teşekkür ederim kankam, sen nasılsın yazmışım. Sağ olasın, sen de Ankara'da olunca tanışmak istedim. Müsait zamanda kahve içelim. Olur tabi, ortak zaman bulursak yazmış. Tamamdır, tanıştığıma memnun oldum demiş. Ben de işte numaramı gönderdim. İşte buradan konuşalım falan filan diye. Umarım montajda yanlışlıkla numaramı göstermem. Bu montaja bir 5 saat uğraşırsam umarım telefon numaram verilmez. Teşekkürler. Gel zaman git zaman işte Aydın'la da bayağı yakın olduk ama buluşamadık. Doktor Aydın. Niye buluşamadık? Rıdvan abiyle ilk mesajlarımı göstermeyeceğim çünkü Rıdvan abiyle özel bir konu konuştuk. Ama Rıdvan abiyle de en son mesajlarımı göstereceğim. Günaydın abim yazmışım. Günaydın paşam, ne yaptın kral, TikTok akıyorum maşallah. O da TikTok'a yeni başladığı süre. Ben de helal olsun TikTok'ta yükseldim falan filan demişim. 1 milyon izlenmiş bir günde. Sen de demişim. İnşallah kavuşacağız demiş. Ankara'ya geldi o da. Yakın bir zamanda buluşuruz zaten. Instagram'dan takip edenler hikayemi görür. O da günaydın yazmış. Ara ara özledim yazmışım. Orada da konuşmuşuz.
O da yeni ev hayırlı olsun yazmış. Ben de sağ ol abim, bir evin de Ankara'da, haberin olsun. Rica ederim, İstanbul'a bekliyorum. O zaman ben de yakın zamanda bir Ankara düşüncem var zaten. Tamamdır abim, haberleşiriz demiş. Zaten Rıdvan abinin iki eline bakarsak Ankara'da olduğunu da anlayabiliriz. Adam geziyor, tozuyor. Biz de burada video çekiyoruz, video atıyoruz, yetiştirelim diye. Diğer YouTuber'ımız Zevo. Zevo ile ilk mesajlarımız. Zevo, ben yani PUBG kanalım var biliyorsunuz. Zevo'yu da gördüm. Gerçekten benim gibi emek veren, tek başına yükselen birisi olduğu için ona mesaj attım. Brom ne haber yazdım, iyidir senden ne haber? Ben dedim işte böyle tanışalım, hem oyunu öğrenelim, hem senden bir bilgi alayım, hem sen benden bilgi al, çünkü o da YouTube'da yeniydi. Ben dedim böyle böyle, o da çekelim kardeşim, bir vs 1 atalım, ben de yüklerim YouTube fenomeni diye. Ben dedim bu hafta yapalım o zaman, Discord kullanıyor musun dedim. O da kullanıyorum dedim, kullanıyorum dedi. İşte bir AdSense hakkında bir bilgi istemiş, YouTube'dan para kazanmak için bir bilgi istemiş. Rıdvan abi de canlı yayın açtı, dur. Ben de Discord linkimi attım ona. Geliyorum Discord, eklemen gerekiyor. Öyle biliyorsunuz, oyun kanalımı da takip ediyorsanız oyun kanalımda zaten YouTube Zevo ile attığım VS videosunu görebilirsiniz. O da 400 bin izlenmeye gidiyor. Mehmet Kaymak ailesi. Son olarak hepinizin beklediğini biliyorum burayı. Burada da pek uzun uzun göstermeyeyim. İlk bölümde Rayman'i istediniz. İkinci bölümde de Enes Batur'suz olmaz. Enes Batur'la da bir konuşmam oldu ama bu konuşma Instagram üzerinden olmadı. Enes Batur'dan bir yardım için mail attım Enes Batur'a. O da bana döndü. Böyle küçük bir ufak bir mesajlaşma oldu aramızda, mailleşme oldu. Onu da göstereceğim ekranda, görmüşsünüzdür zaten. Bir şirkete katılmak için kendisinden yani öneri istedim. Katılabilir miyim sence bu şirkete vesaire filan. O da yani katılabilirsin, yani istiyorsan, kafana yatıyorsa bu şirkette çalışabilirsin dedi. Ben de önerini dikkate alacağım, teşekkürler diye ufak bir konuşmamız oldu Enes Batur'la. Enes Batur da helal olsun, kaç milyona gidiyor, 15 milyon artık bir ülke kurar istese yani. Öyle bir aboneye sahip, kendisini de tebrik ediyorum. Gerçekten yani normalde böyle milyonlara oynayan bir kişi bir maili falan dikkate almayacağını düşünüyordum. Ama bu mail de yaklaşık 3 yıl önce falan olan bir mail. Yani yardım için, desteği için, yani önerisi için ufak da olsa bir öneri aldım ondan tabii. Her şeyin bir üstü vardır arkadaşlar. YouTube'un da şu anda en üstü Enes Batur. Öyle bir öneri almıştım. Enes Batur da bize böyle dönüş sağladı. Yaklaşık 3 yıl önce böyle bir mesajlaşmamız, mailleşmemiz oldu. Derken ahanda videomuz bitti. Umarım video beğenmişsinizdir. Bölümün 3. bölümünü istiyorsanız aşağıdan bir like bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. 15.000 beğeniye 3. bölümü gelecek. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok bunun gibi video için aşağıdan bir saniye ayırmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.